Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme trafiği hızlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad'la görüşme isteğini aktardı. <laughs> Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi yapılan MKYK toplantısında keşke Esad Özbekistan'a gelse görüşürdüm dediği belirtildi. <laughs> Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin köşesine taşıdığı toplantıda Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı'na eleştirilerini de yüz yüze görüşmede iletmek istediği ifade edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük de Şam'da yaptığı görüşmeyle ilgili yeni ayrıntılar paylaşıldı. Haberi Reuters geçti. Türk yetkililer ve bölge kaynaklarına dayandırılan haberde Fidan'la Memlük'ün Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarının bir araya getirilmesinin ele alındığı belirtildi. MİT Başkanı Fidan'ın Ağustos ayı sonunda iki gün Şam'da kaldığı da bildirildi. Sputnik Arapça Servisi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'deki Esad karşıtı gruplara Türkiye'den ayrılmalarını ilettiğini duyurdu. Özel kaynaklara dayandırılan haberde Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu adlı örgütün üyelerine en geç bu bu yıl sonuna kadar Türkiye topraklarını terk etmeniz gerek denildiği aktarıldı. Türkiye'nin Esad muhalifi örgütün Türkiye'deki bütün bürolarını kapatacağını ve yıl sonuna kadar örgüt üyelerine fon akışını durdurma kararı verildiği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ulusal Koalisyon diye anılan örgütün üyelerini siyasi faaliyetlerde bulunmak için Türkiye dışında başka bir yer bulmaları gerektiği yönünde uyardığı, Türk vatandaşlığına geçenlerin de medya ve siyaset alanında faaliyette bulunmamaları şartıyla Türkiye'de yaşamalarına izin verildiği aktarıldı. Öte yandan Ankara-Şam yakınlaşmasını değerlendiren CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da hükümetin Suriye ile normalleşme için atacağı adıma muhalefet partileri de dahil tüm Türkiye'nin destek vermesi gerektiğini belirtti. Savaş, Suriye ile normalleşme olması halinde Hatay Laski arasında feribot seferlerine başlayabileceklerini söyledi.